Öğrenciler terörü dört dilde kınadı. Saraybosna'da okuyan üniversite öğrencileri ve akademisyenler Ankara'da düzenlenen terör saldırısını hazırladıkları bir videoyla dört dilde kınadı. Ankara'mıza patlatılan bombalar için Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nden öğrenci ve akademisyenler Ankara'da düzenlenen terör saldırısını hazırladıkları bir video ile Türkçe, Boşnakça, Arapça ve İngilizce olarak kınadık. Olayından, daha doğrusu terör üzerinden üniversite öğrencisi Yusuf İşler yaptığı açıklamada bu videonun Türkiye'ye destek amacıyla hazırlandığını belirterek yaşanan acının Bosna Hersek'ten de hissedildiğini ifade ettik. Pazar günü Ankara'mıza patlatılan bombalar için kamera karşısındayız. Unutulmasın ki bu bomba sadece Türkiye'mize yapılan bir saldırı değildir. Tüm İslam alemine yapılmış bir saldırıdır. Bizler Bosna Hersek'te eğitim alan ve aynı zamanda yaşayan gurbetçiler olarak buradan terörü lanetliyor ve terörün dini, dili, ırkı olmadığını bildiriyor ve tüm terör olaylarına karşı dimdik ayakta durduğumuzu belirtmek istiyoruz. Yüce Allah'tan temennimizdir ki bu savaştan inşallah Müslüman alemi galip gelecektir. Üniversite rektörü Yücel Oğurlu, videoda verdiği mesajda terörün bugünün şartlarından uluslararası güçler tarafından bir savaş aracı olarak kullanıldığına işaret ederek Ankara'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine de büyük sabırlar diliyorum dedik. Toplumları kaosa sürüklemeyi hedefleyen terörün amacı insanlarda tedirginlik oluşturmak, toplumu kendi ayaklarında üzerinde duramayacak şekilde terörize etmektir. Terör bugünün şartlarında uluslararası güçler tarafından bir savaş aracı olarak kullanılmakta. Fakat buna tevessül eden her ülke veya grup eninde sonunda terörden kendi nasibini almaktadır. Bu vesileyle Ankara'da hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Üniversite öğretim üyesi Metin Boşnaksa, Ankara'daki patlamanın gerçekte Türkiye'nin imza attığı, atmak istediği veya bitirmek üzere olduğu, yeni planladığı birçok projenin engellenmesi maksadıyla yapıldığını söyleyerek Türk vatandaşlarına birlik mesajı gönderdik. Küreselleşen bir dünyada, küreselleşen bir terör olayından, daha doğrusu terör üzerinden küresel savaşların verildiği bir dönemdeyiz. Ankara'daki patlamanın amacı da aslında Türkiye'nin imza attığı, atmak istediği, bitirmek üzere olduğu, yeni planladığı bir sürü büyük projenin engellenmesi, ona dair ihtarlardan ibarettir diye görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve milletinin bu dönem içinde birlik beraberlik içinde olması ve algılara aldırmadan yoluna devam etmesi gerektiği de gene terörün engellenmesi için asıl duruşu sergileme açısından önemli bir duruş olacaktır. İnşallah bugünleri atlatacağız ve Türkiye daha büyük Türkiye ve daha güçlü bir Türkiye olarak yoluna devam edecektir. Öğrenciler ve akademisyenler farklı dillerde nefretlerini dile getirdik. Bizim terörle mücadelesini destekliyoruz. Terör elbette insanlık onuruna yakışmayan bir şey. Ümit ediyoruz ki Türkiye bu teröre karşı mücadelesinde başarılı olacaktır. Son günlerde terör tanımıyla ilgili konuşmalar oluyor. Terör tanımı aslında bugüne kadar normalde siyasetçiler ve gazeteciler tarafından tanımlar verilmiştir. Umarız ki bugünden sonra tam ciddi bir şekilde akademik ortamda, ilmi ortamda terör tanımı verilir. Türkiye'de patlayan bombalardan bazıları bana göre dostlarımızdan bize gönderilen e-mail mesajı niteliğindedir. Terörün rengi, dini, ırkı yoktur. Terörü ve terör yardımcılarını lanetliyoruz. You were Charlie, you were Paris, will you be Ankara? Mirziyim terörizm. I curse terörizm. Selamun aleyküm. Terörü ki der, her cahil dünya huni insan ve Müslüman ve mirizat lanet mi firisti? Terörü lanetliyoruz. Toplum içinde fitne çıkaranlara, kardeşliğimizi bozanlara fırsat vermeyeceğiz. La tahsen innallâhe me'anâ. Terörü lanetliyor. Allah el'ana l-irhab. El-lânetu alel-irhab. Terörü lanetliyoruz.